YouTube kanalımdan selamlar. Tadına doyamayacağınız harika bir profiterol tarifiyle geldim. Bunu yedikten sonra dışarıdakileri kesinlikle beğenmeyeceksiniz. Harika bir lezzet oldu. Tadı, dokusu bir efsane. Hadi şimdi yapım aşamasına geçelim. 200 gram tereyağını eritiyoruz. Üzerine bir tutam tuz serpip, üzerine 3 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 2 su bardağı unu da katıp güzelce de karıştırarak pişiriyoruz. Pişen hamurumuzu bir kaba alıp soğumaya alıyoruz. Soğuduktan sonra üzerine orta boy yumurtaları teker teker ilave ediyoruz. Ben burada 4 tane yumurta kullandım. Ama yumurtanızın büyüklüğüne dikkat edin. Kıvamına çok önem gösterin. Kıvamı tutturamazsanız hamurunda sıkıntı yaşarsınız. Kıvamı bu şekilde olacak. Güzelce ayarlıyoruz ve sıkma torbasını alıyoruz. Yağlı kağıdın üzerine belli aralıklarla sıkıyoruz. Ben burada biraz fazla iri sıkmışım, biraz büyük oldular. Siz istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Benim hazırladığım bu kıvamda 2 tepsi ölçü çıktı. Bolcana tatlıya doyuyoruz. Sıktığımız hamurdan üzerlerine su yardımıyla bu şişlikleri söndürüyoruz. Önceden iyice ısıttığımız 170 dereceli 600 fanlı ayarda fırının alt tabakasına yerleştirip 1 saat boyunca kapağını hiç açmadan pişiriyoruz. Bu kıvama geldikten sonra fırından çıkartabiliriz. Hadi birlikte kremayı yapmaya başlayalım. Burada ben 3 yemek kaşığı nişasta kullandım. 3 yemek kaşığı un kullanıyorum. 1 bütün yumurta katıp 1 litre sütü de katıp güzelce kıvam alana kadar sürekli karıştırıyorum. Burada önem göstermemiz gereken şey topaklanmaması. Kalın bir kıvamda oluyor. Ona dikkat edelim. Kıvam alan kremamızı güzelce karıştırıp üzerine 1 su bardağı toz şekeri de katıp güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığımız kremamızı soğuması için bir kaba alıyoruz ve üzerine poşet yardımıyla iyice kapatıyoruz. Aralarında hiç boşluk kalmasın ki kaymak tutmasın. Soğuyan kremamızın üzerine bir paket toz krem şanti ilave edip güzelce çırpıyoruz. Ben burada blender kullandım. Biraz krema sıvılaştı. Siz mikser kullanırsanız daha iyi sonuç elde edeceksiniz. Kremamız çok harika bir lezzet oldu. Bunu pudding niyetine tatlımızın can alıcı o efsane olan çikolata lezzetine geldi. Ben burada 4 yemek kaşığı nişasta kullandım. Üzerine 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şeker ve 4,5 su bardağı süt kullanıyorum. Sosumuzu pişirdikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı katıp güzelce karıştırıyoruz. Eridikten sonra altını kapatıp üzerine 1 çay bardağı bitter çikolata, 1 çay bardağı sütlü damla çikolatayı kullanıp karıştırıyoruz ve soğumaya alıyoruz. Soğuduktan sonra robotayı atıp güzelce çekiyoruz. Çikolata sosumuzu iyice robottan geçirelim ki pürüzsüz bir kıvam olsun. Bu şekilde akışkan bir krema elde ediyoruz. Bunun tadı da bir efsane. Kesinlikle deneyin. Diğer tatlılarınızda da keyifle kullanabilirsiniz. Aşırı lezzet katacak.
hamurlarımızı kesip arasına kremamızı yerleştiriyoruz. İsterseniz altına delip direkt sıkma torbasıyla da kremanızı sıkıp yerleştirebilirsiniz. Ben bu sefer bu şekilde yapmak istedim. İsteğe göre farklı yöntemde kullanabilirsiniz. Sonlara yaklaşıyoruz. Size bir tavsiye. Yiyeceğiniz kadar çikolata sosuna bulayın. Durdukça çünkü hamurlaşabiliyor. Bu şekilde taptaze tüketebilirsiniz. Üzerine sosumuzu döküyoruz. Servisimizi hazırlıyoruz. Yatağımlarımı yiyenlere şifa olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yaptığım yemeklerim bu şekilde yemiş olur. Instagram hesabımda takip alırsanız çok mutlu olurum. Esma Pehlivan 34. Orada da buluşmak üzere. Hoşçakalın.